Amin. Rab hepinizi bereketlesin. Böyle birden sürpriz olarak karşınıza çıktım. Normal vaaz süremden 2 hafta önce. Aslında başka bir toplantı için bir vaaz hazırlıyordum. O zaman bu vaazı sizlerle paylaşacağım. O toplantı yapılmayacağına göre şu anda. Ve vaazımızın konusu Mesih'teki kimliğimiz. Değişim düşüncede başlar. Konumuz bu. Neden önemli? Çünkü hepimiz çok büyük sıkıntılar çekiyoruz. Hepimiz dönem dönem çok büyük kederlerle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Ve bir türlü bunların üstesinden gelemiyoruz. Öyle ya da böyle. Bu zorlukların içerisinde günahlı bir düşünceyle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Tanrı'ya uygun düşmeyen, onu yüceltmeyen. Şimdi küçük bir antrenman yapacağız. Tamam mı? Hep birlikte. Ben bir şey söyleyeceğim ve siz onunla ilgili aklınıza gelen ilk şeyi not edin aklınıza. Ve sonra eğer tutamıyorsanız yazın, cep telefonlarınız var. Not edin. Bir kelime söyleyeceksiniz. Ben bir şey söyledikten sonra sadece bir kelime. İlk aklınıza geleni oraya not edin. Tamam. Çok önemli. Yani vaazın sonunda ne olduğunu söyleyeceğim zaten. En sonunda. Soğan. 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 İlk kelimeniz. Aklınıza ilk gelen saçma. Akılsızca hiç fark etmez, önemli değil. Soğan ne geliyor? Gözyaşı ne? Sana çağrıştırdığı şey nedir soğanın? Soğan. Siyah. 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 Üzüntü ve muz kabuğu. Üzüntü ve muz kabuğu. 80'lerde çizgi film izleyenler bilir. Pepe'nin balonu diye bir şey vardı. Orada bir maymun vardı ve derdi ki üzüntü ve muz kabuğu ve ağlardı. Tamam. Gençler muhtemelen bunu hatırlamayacaklar. Şimdiki önemli. Bu antrenman oldu. Tamam mı? Bunları yazdınız yazmadınız bilmiyorum ama şimdi bunu düşünün. Gözünüzü kapatın ve tek bir kelime söyleyeceğim. Lütfen. İlk aklınıza geleni not edin. Mesih. İlk aklınıza gelen. Söylemeyin. Sizde saklı kalsın şu anda. Tamam. Bir pratik yapacağız. En sonunda. Konumuz bu. Değişim düşüncede başlar. Farklı bir yerde değil. Biz değişmiyoruz. Çünkü düşüncelerimiz değişmiyor. Karakterimiz Mesih'te büyümüyor. Yıllar geçiyor. 10 yıl, 20 yıl önce olan o aynı imanlı, o aynı sorunlarla bocalayan imanlı yine biz oluyoruz. Çünkü düşüncemiz değişmiyor. Eğer hayatımızda tutunduğumuz, bizi biz yapan, çok önemli, bizi biz yapan, bizi insanların önünde lanse eden, tanıtan bir kelime varsa bizimle özdeş olan o şey sizin en büyük düşmanınızdır. Değişmek konusunda. Birileri size çok cesur musun diyor. Aslında o kadar büyük korkaklıklarımız var ki hayatın içerisinde. Değişmemizi engelleyen. Birisi size çok iyilik sever misin diyor. Çok havalanmayın. O kadar çok kötülük yapıyoruz ki hayatın içerisinde. Kendinize, Tanrı'ya. Ve Tanrı bunu biliyor. Ve biz bunu biliyoruz aslında yüreklerimizin derinliklerinde. Filipeliler 4. bölüm diyor ki 4'te Rab'de her zaman sevinin. Şimdi ne alakası var? Mesleki karakterle değil mi? Ne alakası var? Nasıl bir karakter bu? Rab'de her zaman sevinin. Aslında burada bir Mesih inanlısının nasıl davranması gerektiği, nasıl hissetmesi gerektiği hakkında bize bir ipucu veriyor. Yine söylüyorum, sevinin.
Ben söylemiyorum. Yani tabi sözü söylüyor. Yine söylüyorum. Sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Amin. İnanıyor musunuz buna? Ama bazen durumlar öyle göstermiyor. Sanki hiç gelmeyecek gibi. Büyük bir çöl mevsimindesiniz. Para yok, pul yok. İşler yolunda gitmiyor. İnsanlara zaten baksanız herkesin yüzünden düşen bin parça. Herkes üç kağıtçı, herkes yalancı, neredeyse. Bir anlamda. Yani tabii bunu abartarak söylüyoruz. Kimsede insaf yok, merhamet yok. Ailenize sorun yaşıyorsunuz insanlarla. Kardeşlerinizle, anne babanızla. Anne babaysanız çocuklarınızla. Kimse kimseyi beğenmiyor, kimse kimseyi sevmiyor. Kimse kimseyi kucaklamıyor. Sevinin. Tamam mı? Sevinin. Bu Rabbin buyruğudur. Dikkat edin. Bu yüce yaradanın buyruğudur. Yani sevinir misin demiyor. Sevinsen iyi olur demiyor. Sevinin. Yine söylüyorum, sevinin. Uysallığınız bütün insanlarca bilinsin. Rabbin gelişi yakındır. Hiç kaygılanmayın. Hiç kaygılanmayın. Azıcık değil. Biraz kaygılanabilirsin değil. Hiç kaygılanma. Her konudaki dileklerinizi Tanrı'ya dua edip, yalvararak şükranla bildirin. Şükranla bildirin. Şükredelim. Mesih'i karakterimizden bahsediyoruz. Bunu yapabiliyorsak, işte doğru olan karakter bizde şekillenmeye başladı demektir. Daha fazlası yok. Daha hızlı yok. Tanrı'nın bizden beklemiş olduğu şey budur. İman ettin bitti. Kiliseye geliyoruz. Rabbin sofrasını alıyoruz. Rab nasılsa kanıyla, değil mi? Değerli kanıyla çarmıhta hepimizin günahlarını yıkadı. O, oldum ben. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. O zaman Tanrı'nın her kavrayışı aşan esenliği Mesih İsa aracılığıyla yüreklerinizi ve düşüncelerinizi koruyacaktır. Sonuç olarak, kardeşlerim, gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşünün. Bunu düşünün. Eğer gerçekten gerçek değilse bir şey, yalansa onu düşünmeyin. Saygı değer değilse onu düşünmeyin. Doğru değilse, pak değilse düşünceniz, bırakın o düşünceyi, Rabbe emanet edin. Onun ayaklarının dibine bırakın. Sevimli değilse, suratlar sirke satıyor. Ona geleceğiz birazdan. Niye bu oluyor? Neden bu var hayatımızda? Hayranlık uyandırmayan bir şey varsa sizde, onu düşünmeyin. Erdemli olmayan bir şey varsa onu da düşünmeyin. Övülmeye değer bir şey yoksa hayatınızda, düşüncenizde onu da düşünmeyin. Bırakın onun hepsini verin. Bunları büyütmeyin. Bizde büyümesi gereken şey Tanrı'nın ruhu, onun sevgisi, onun esenliğidir. Diyor ki, benden öğrendiğiniz, kabul ettiğiniz, işittiğiniz, bende gördüğünüz ne varsa onu yapın. O zaman esenlik veren Tanrı, çok iddialı bir söz, sizinle olacaktır. Sizinle beraberdir. Esenlik veren Tanrı sizinle beraberdir. Bütün bunları düşünüyorsak demek ki o zaman her şey burada başlıyor. O zaman düşünün, sizi siz yapan şey ne? En zor değişen şey ne? Benim karakterim bu, benim kişiliğim. Değiştiremiyorum. Rab de almıyor. Yok öyle bir şey. Kabul etmiyoruz. Bunu reddediyoruz. Bu şeytanın gerçek bir yalanıdır. Bir imanlının hayatında. Bu şeytanın size söylemiş olduğu ve kabul ettirdiği ve sizi uyuttuğu bir yalanıdır. Bu yüzden hayatınızda o büyük bereketleri yakalamaktan uzak bir çizgide yaşıyorsunuz. Bu yüzden kızıyorsunuz. Bu yüzden öfkeleniyorsunuz. Bu yüzden kederlisiniz. Bu yüzden umutsuzsunuz. Eğer böyleysek, bunun bir sebebi var. Ama siz Mesih'i böyle öğrenmediniz diyor. Efesliler 4. bölümde. Kuşkusuz İsa'nın sesini duydunuz. Ondaki gerçeğe uygun olarak onun yolunda eğitildiniz
önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaratılışı üzerinizden sıyırıp atmayı, düşüncede ve ruhta yenilenmeyi, gerçek doğruluk ve kutsallıkta Tanrı'ya benzer yaratılan yeni yaratılışı giyinmeyi öğrendiniz. Öğreniyorsunuz değil. Ben öğreniyorum. 10 yıl geçti. Öğrenmiyorsun ya. Kandırma. Kimseyi kandırma. Kendini kandırabilirsin. Beni kandırabilirsin. Kardeşini kandırabilirsin. Pastörünü kandırabilirsin. Tanrı'yı kandıramazsın. Tanrı'yı kandıramazsın. Öğrendiniz. Biliyorsunuz ama yapmıyorsunuz. Tanrı aslında bunu söylüyor bize. Biliyorsun aslında neyin doğru olduğunu, neyin gerçek olduğunu, neyin pak olduğunu, neyin saygıdeğer olduğunu. Ağzınızdan kötü söz çıkmaması gerektiğini hepimiz biliyoruz değil mi? Ama dayanamıyoruz. Trafikte bir durum oluyor. Birisine karşı birdenbire yüreğimizden taşan şeyi ortaya kusuveriyoruz. Hem kendimizi sinir ediyoruz, ondan sonra trafikte bir canavar gibi sağdan soldan makasla gitmeye başlıyoruz. Öyle yapmıyorum diyen var mı yani trafikte bugün bunu? Yapmıyorsanız tebrik ediyorum ama ben çok yapana rastladım, ben de yapıyorum arada çünkü. Onlardan biri benim yani, özür diliyorum gerçekten. Ama bu konuda değişmek istiyorum. Mazeretlerimiz değişimlerimizin üzerinde önündeki en büyük engeldir. Çünkü mazeretleri kendimiz için üretiyoruz. Durup dururken mazeret. Ben asabiyim zaten. Olabilirsin, ben de asabiyim. O da asabi. E ne yapalım? Öldürelim birbirimizi. Ama benim huyum böyle. İşte çıkmıyor. Çıkar merak etme. Çünkü yeni yaratılışız biz kardeşim. Bu yüzden Mesih'e ihtiyacımız var. Artık o günahkar benlik, günahkar doğadan farklı olarak Tanrı bize bir din sunmadı. Bize gerçek anlamda Mesih'teki kimliğimizi sundu. Bunu yaşayabilme özgürlüğünü verdi bize. Yeni bir şey yapıyor Rab. Diyor ya Yeşaya'da. Yeni bir şey yapıyorum. Olmaya başladı bile. Evet. Durmayın üzerinde. Niye eskiye takılıp kalıyoruz? Çünkü şeytan bunu ister. Benliğimiz şeytanın gerçek bir işbirlikçisidir. Onunla yatar, onunla kalkar. Ondan işitmeyi sever. Tanrı'dan işitmeyi sevmez. Tanrı onu tatmin etmez. Hep açgözlüdür. Hep doyurulmak ister. Herkes onunla ilgilensin ister. Diyor ki Hoşeya'da. Çok güzel bir ayet. Bunu her zaman okumuyoruz ama. İnattan bahsedeceğiz şimdi. Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti. Değil mi? Bizden bahsediyor ya Rab aslında. Şimdi Rab nasıl güder onları otlakta kuzu gibi? Çok güzel bir ayet aslında bu bizim için. Diyor ki çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti. Şimdi Rab nasıl onları otlakta güder kuzu gibi? İnat. Düşünün çocuk eve geliyor. Tamam mı? Ya, çocuğu olanlar biliyor. Bizim de çocuğumuz var orada, beni dinliyor şimdi. Süktüm püklüm omuzlar düşmüş. Baba, anne, benim ayakkabıya ihtiyacım var. Oğlum ayakkabına ne oldu? Daha 6 ay oldu alalı. Küçüldü mü? Ayağın ufak mı geliyor? Ne oldu? Yeni bir marka çıkmış, ondan almak lazım. Arkadaşlarım ondan almışlar. Ha, ihtiyacın var mı oğlum? Yok, bu olay olmadı tabii ki. Ben demirden bahsetmiyorum. Sadece bir örnek veriyorum bununla ilgili. Anne şu tişörte ihtiyacım var. Kızlar seviyorlar. Bir tane kızımız da var. Şimdi burada yok ama aramızda. Kızlar seviyorlar. Yeni bir şey, böyle bıcır bıcır şeyler giysinler. Güzel güzel şeyler. Alışveriş etsinler. Daha erken yaşta hayatlarına başlıyor. Geliyor üzülmüş. Ne oldu? Ya anne ya, trend değişti artık ya. Bunları artık kimse giymiyor. Sneakers'lara şeyleri almak lazım. Bunlarla gezeceğiz artık. Yani marka da veriyor sana bu arada. Kızım o 300-400 lira para ya. Yani gerek yok. Bak öbür tarafta 100 liraya daha ucuzu var. Yani aynısı. Yani gramı baktım, gramı da 180 gram. Onun gibi hafif bir ayakkabı. Bundan alsak olmaz. Bundan alacağız. Çünkü herkes ondan alıyor. Diyorsun ki en sonunda doğru olanı öğretmek adına. Hayır.
alamayız. Var olanla idare et. Siz beni hiç sevmiyorsunuz işte. Kapı çarpılır, dışarı çıkılır. Çocuk ağlamaya başlar. Odasında 3 gün 5 gün surat. Az yemek yenir. Yesene kızım, yesene oğlum. Yok, o üzgündür. Onu size satacaktır. Onu size gösterecektir. Biz babaya gidiyoruz. Dua ediyoruz. Ya Rab diyoruz ki, şuna ihtiyacım var. Ama gerçekten ihtiyacım var. Çünkü ötekisinin var. Onun BMW'si var. Bizimki hala Megan. Dolaşıyoruz yani. 10 yıldır işte bilen biliyor yani. Evet kesinlikle öyle diyoruz ama öyle demiyor işte yürek. Yani bir yerden sonra. Onunki 200 binlik bir ayakkabı, hani ayakkabı neredeyse, 200 binlik bir araba alsam, bir Mercedes'im olsa, BMW'm olsa, onunla geçsem, hem zaten daha sağlıklı, hem daha konforlu, aynı zamanda daha güvenilir. Dua ediyorum, olmuyor. Ya, ödüyorum, yani istiyorum aslında yani ciddi olarak, yani güzel, ben de seviyorum. Ama olmuyor, olmayınca olmuyor, ne yapalım? Üzledim mi yani? Doğru olmayan bir hedefin peşinde çok uzun süre dua etmeye gerek yok. Rab sana zaten cevabını vermiş. Oğlum elinde sana verdiğim var ya, sana sağladığım var ya. Bir tane daha yazlığım olsun. Bodrum'da ev istiyor insanlar. Belirli bir yaş, ben de istiyorum yani. Yaş ilerliyor hakikaten. Bodrum'da bir ev istiyorum. Herkes istiyor ama artık gitmem. Çok kalabalık. Mümkün değil. Bodrum'da ev istiyor insanlar. İzmir'de ev istiyorlar. İkinci bir evleri olsun. Orada rahat yaşasınlar emeklilik dönemlerinde. Tamam mı? Çok güzel. Dua et. Rab veriyorsa verir. Ama bunun için hayatını zindan etmene, babana küsmene gerek var mı? Küsüyoruz. Küsülüyor. Etrafa bakıyoruz, sağımıza, solumuza. Herkesin her şeyi var, benim niye yok? Onun çok güzel ayakkabısı var, benim niye yok? Onun çok güzel bir güneş gözlüğü var, benim niye yok? Bizimkisi 15 liralık gözlük, ötekisi adam takıyor, 400-500 lira, tamam mı? Takım giyiyor, birisinin takımı 3000 lira, ötekisi geliyorsun, polyesterden yanıyorsun zaten takımla birlikte. Ötekisi 150 lira, indirimden alıyorsun. Aynı durmuyor. Çünkü gözün getirmiş olduğu bir şey var hepimizde. Bunu kabullenmeliyiz. Ama her şey düşüncemizde başlıyor. Her şey burada. Her şey burada. İlk önce değişmesi gereken şey sadece yürek değildir, düşüncedir. Kaygıyla yaşıyoruz. Sıkıntılarla yaşıyoruz. Evet. Bize engel olan bir şey var ki o İnat. İnat ediyoruz. Yani gerçekten doğru olanın ne olduğunu biliyoruz hayatımızda ve düşüncemizde ama onu değiştirmek istemiyoruz. İnatçı bir yüreğe sahibiz. Asi bir yüreğe sahibiz. İsyankar bir yüreğe sahibiz. Bu bize ne getiriyor? Tanrı ilişkimizi bozuyor. Biz küsüyoruz. Diyoruz ki bak çöl mevsimim gelmiş Rab, görmüyor musun? Kaç yıldır hayatımda bereket yok, esenlik yok, sevinç yok. Niye beni bu çölde yalnız bıraktın? Niye elimden tutmuyorsun? Sen nasıl babasın? Evladım seninle birlikteyim ya. Yanına geldim ya. Oğlumu gönderdim ya. Senin için öldüm ya. Kanımı döktüm. Canımı verdim. Değeri yok mu diyeceğiz. Ama bu kadar inat ediyorsak diyoruz ki değeri yok. Ben onu istemiyorum. Ben yeni ayakkabı istiyorum. Ben yeni bir araba istiyorum. Ben büyük bir ev istiyorum. Ben harika bir iş istiyorum. 100 bin lira aylık gelirim olsun istiyorum. Doya doya harcamak istiyorum. Her şeyi istiyorum. Asgari ücretle yaşamak istemiyorum. Ama sana canımı verdim ya, seni sevdim ya, o çölde, o çöle senin yanına geldim ya, kollarımı sana açtım ya. Düşünürken unutuyoruz. İnsan unutkandır. Rabbin bizim için yapmış olduğu mucizeleri unutuyoruz. Rabbin bize sağlamış olduklarını unutuyoruz. Gözümüz, aklımız, fikrimiz hep olmayanlarda, var olmayanlarda. Bu sırada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp göklerin egemenliğinde en büyük kimdir diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı. Onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim. Yolunuzdan dönüp
yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Odur. Benim sözüm değil bunlar. Rabbin kendi sözü. Uydurmuyorum. Hatırlayalım, hatırlatalım. Gerçekten diyor ki 1. Petrus 1.14'te söz dinleyen çocuklar olarak, söz dinleyen itaatkar çocuklar olarak bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. Uymayın. Bırakın artık bunları. Vazgeçin artık bunlardan. Gerçekten doğrulukla bir süzgeçten geçirebileceğimiz düşüncemizi gerçek anlamda bir ölçüt vardır. Bir ölçüt vardır. O nedir? Tanrı'nın sözü. Değil mi? Diyor ki İbraniler'de Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Doğru bir yargı çalıyor musunuz kendinize? O zaman Tanrı sözünü okuyacaksınız. Tanrı sözünü okuyacaksınız kardeşim. Ertelemeyeceksin. Batak çanak oynamayacaksın oturup akşam vakti şeyin karşısında. Facebook'ta. Boş boş muhabbetlere katılmayacaksın. Doğru olan şeyi alacaksın yüreğine. Çünkü o boş şeylerle kendini zehirliyorsun. 5 dakika elimi açtım, dua ettim, ay Rab bana vermiyor. Pardon ama yani bir tek pazar günü kiliseye gelerekten imanlı olarak yaşamıyoruz. Haftanın bir günü dua toplantısına giderekten öbür taraftaki boş düşüncelerimizi karşılamıyor bunlar. Yani bir tarafta doğru düşünceleri ekelim terazinin bir tarafında, yani bu sebap günah örneği gibi, bir tarafta yanlış düşüncelerimizin devam etmesine izin verelim. Böyle bir hayat yok imanın hayatında. Değişeceksen tam değişeceksin. Yarım yamalak yok. İşimde ayrı karakter olayım. Ayrı yüzüm var, bir sürü maskem. Öbür tarafta başka bir karakter sergileyim. Burada güler yüzle geleyim insanlara. Tanrı seni seviyor diyeyim. Öbür tarafta trafikte gideyim. Herkese ağız burun dalayım. Yanda Haydar. Mevzu arıyorsun. Tamam mı? Eski geçmişten gelen dedik ya. Bu yoz tutkularımız, düşüncelerimiz. Var bunlar. Bırakman lazım. Tanrı'nın sözü bırakman gerektiğini söylüyor. Gerçek tövbe budur. Yoksa sadece bir din olur. Herhangi bir felsefe olur. Daha öteye geçemez. Seni büyütmez. Seni tatmin etmez. Gelirsin bir iki yıl sonra, aa bu da değilmiş ya benim aradığım dersin. Ne arıyorsun ki? Ne arıyorsun? Bizim yüreğimizi tatmin edebilecek olan tek bir şey var. Bizim yüreğimizi değiştirebilecek olan tek bir şey var. Tek bir kişi var. Tek bir gerçek var. Tek bir doğruluk önderimiz var. Eğer benim gerçek karakterim İsa Mesih'te şekillenmiyorsa, o zaman dünya üzerinde şekilleniyor demektir. Eğer ben gerçekten İsa Mesih'i gün be gün ardınca takip etmiyorsam, başka bir şeyi takip ediyorum demektir. Başka şansımız yok. Başka bir seçenek yok dünya üzerinde. Tek bir seçeneğimiz var. İzleyebileceğimiz tek bir yaşam önderi var. Tek bir esenlik önderi var. Bize o esenliği verebilecek, bize sevinç verebilecek. Bu yüzden her zaman sevinin. Her zaman sevinin. Bu buyruk. Evet, diyor ki çünkü benim düşüncelerim sizin düşünceleriniz değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil. Ve diyor ki, bu iyi haber, bu doğru. Eğer birisi İsa Mesih'te ise nedir? Yeni yaratıktır. Birisi İsa Mesih'te ise yeni yaratıktır. Yeni bir yaratık olayım, İsa Mesih'e geleyim diye bir şey söz konusu değildir. Ama bazen biz öyle yapıyoruz. Çarmıhla, lütufla, sevgiyle başlıyoruz. Rabbin kutsal ruhuyla bizi vaftiz ettiği dönemde düşüncemizdeki o sevinci, o esenliği, o harika duyguyu, düşünceyi daha sonra kendimiz devam ettirmeye çalışıyoruz. Niye?
ettiremiyoruz. Niye gitmiyor? Çünkü bizde iyi bir şey yok. Bizde tanrısal bir şey yok. Bizde tanrısal bir gerçek yok. Biz yeryüzüne aitiz. Düşüncelerimiz yerden gelir. Cinlerden gelir. Felsefelerin, insanlar diyor ki hem felsefeyi takip edeyim, güzel şeyler söylüyor hayatımda. Hem biraz Hindu olayım, hem biraz Hristiyan olayım. Hem biraz Müslümanlıktaki tasavvufla devam edeyim. Aynı zamanda İsa Mesih'in çarmıhını öveyim. Hem hümanist olayım, hem de Tanrı'yı yücelteyim. Tanrı'nın her bir şeyini yargılayayım, her bir sözünü bu ışıkta, bu düşünceyle. Bak, güzel şeyler değil mi bunlar dünyanın size verdiği? Hümanizm, değil mi? Tasavvuf, değil mi? New Age, bunlarda harika şeyler var değil mi? İnsanların bugün yakaladığı, değil mi? Tingzu'nun felsefesi, harika bir felsefe baktığında yaklaşık 4000 yıllık. Budizm'den bahsediyorum, Tingzu o. New Age harika bir felsefe kendi içerisinde. Ama kim yok biliyor musunuz? Sizi doğru kılacak, sizi destekleyecek, sizi günahlarından arındıracak ve sizi düşüncenizin yenilenmesiyle değiştirecek olan ruh yok. Bizim ihtiyacımız olan şey Mesih'tir. Onun çarmıhıdır. Onu bilmektir, onu anlamaktır. Onu basitçe anlamaktan bahsetmiyorum, onu yaşamaktan bahsediyorum değerli kardeşim. Ben Hristiyanım. Harika, ne kadar güzel. Allah bereketlesin, Allah yoluna çıkarsın, ne diyeyim sana yani. Çok iyi, harika bir şey yapmışsın, bravo. Ama işte biz o yüzden kurtulduk. Güzel. Abi yalan söylüyorsun. Yakalıyorum. Niye yalan söylüyorsun? İşte yani daha onları aşamadık biz. Abi zina ediyorsun. Abi işte toplumun gereği biraz biliyorsun işte. Biraz daha bu şeyler yani gelişecek bizde inşallah. Maşallah var ya böyle şeylerimiz bizim. Tanrı izin verirse. Abi nefret ediyorsun. Sevmiyorsun. Bağışlamıyorsun. Kırgın yürekle yürüyorsun. Kimseye güvenmiyorsun. Tabii ki Rab'be güveneceğiz. Ve insana güvenen lanetlidir diyen sözü biliyoruz. Ama insanlara kapını açmıyorsun. İnsanlar geliyor diyor ki mesela bazen kendim diyorum ki ya kimse beni arayıp sormuyor. Pardon özür dilerim ama ben de kimseyi arayıp sormuyorum bazen. Öyle yani. 3-5 kişi arıyorum, beni de arayan 3-5 kişi oluyor, ne yapayım yani. Ne ekersek onu biçiyoruz, işin gerçeği budur. Yoğunum yani, yoğun çalışıyorum, herkesi arayamıyorum, biliyorum yani yüreğimde. Ne yapayım? Ama sonra suçlayacak birisini arıyoruz. Beni aramıyorlar. Bunlar nasıl kardeş? Düştük, mahvolduk, perişandık, kimse yanımızda olmadı. Bir kardeş geldi sadece. Kusura bakma kardeşim ama sen de kimsenin yanında olmadın. Düştüğünde, sıkıntıdayken, dertliyken, kederliyken. Kendime konuşuyorum bunu. Siz kendinize konuşun. Ben kendime konuşuyorum. Rab'bin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin? 1. Korintiler 2. bölüm diyor. Çok güzel. Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz. Amin. Bu büyüktür. Bu büyük bir sözdür. Bu yüreğimizde kalsın. Şimdi uygulamaya geçelim mi? Sözü hatırlıyor musunuz? Uzun uzun konuştum. Yarım saat. Hatırlıyorsunuz. Size kalsın. Açıklamayın. Şimdi onunla ilgili bir cümle yazın kendinize. Bir cümle bunu açıklayan. Bir cümle. Şimdi. Sonra beraber dua edeceğiz. Sonra bir A4 üzerine bu kelime üzerinde haftaya kadar bir kompozisyon yazın. Giriş, gelişme, sonuç olan. Bir hikaye yazın. Kendi hikayenizi yazın. Tövbenizi yazın. Bilmiyorum. Rab size gösterecek. O cümleyle ilgili. Kelime neydi? Mesih. Bir kelime, bir cümle ve bir tane kompozisyon ödevi veriyorum isteyene, yüreğinde olana. Rab sizi bununla büyütecektir ve sizi bereketleyecektir. Eminim. Şimdi dua edelim. Ve siz o cümlenizi düşünün. Dua zamanında ve sonrasında. Ve hep beraber Rab'bin önüne gelelim. Ne kadar büyük zorluklarımız olursa olsun, ne kadar büyük kaygılarımız olursa olsun, kederimiz ne kadar içten ve yürekten olursa olsun, hiç kimse bizi anlamıyormuş gibi hissediyor olursak olalım. Rab bizi anlıyor. Şimdi önüne gidiyoruz.
onun ayaklarının dibine bırakıyoruz hepsini. Eğer günaha sebep olan bir tutkumuz, bir arzumuz, bir niyetimiz, bir olay varsa bırakıyoruz. Bağışlamadığımız, bağışlayamadığımız, zorlandığımız bir şey varsa şimdi onu ayaklarının dibine bırakıyoruz. Bizim düşüncemiz değil. Onun sevgisini alacağız. Onun esenliğini çağıracağız üzerimize. Tamam mı? Hep birlikte. Rab aramızdadır. İman ediyorsunuz değil mi? Kabul ediyorsunuz değil mi bunu? O zaman şimdi hep beraber ayağa kalkalım. Böyle düşkünlükle değil, böyle biraz daha sevinçle, esenlikle hem Rabbi çağıralım yüreklerimize. Onun sevincini çağıralım. Onun esenliğini çağıralım. Ben dua edeceğim ama bırakacağım bunu. Hep beraber dua edelim istiyorum. Teşekkür ediyoruz ya Rab. O kadar harikasın ki, o kadar mükemmelsin ki. Bütün günahlı düşüncemi senin önüne bırakırım. Bütün bağışlayamadığım, senden olmayan her şeyi senin ellerine veriyorum. Gerçekten bana o kadar büyük şey verdin ki, benim için öldün. Benim için gerçekten hayatını verdin. Layık olmadığım halde ya Rab, hak etmediğim halde bunu bana sağladın. Bana merhamet eyle. Beni kabul et. Ve bunu yaptığını zaten biliyorum. Ama bu günahlı düşüncemden ve günahlı tüm düşüncelerimden ötürü senin önüne geliyor ve senden özür diliyorum. Ya Rab beni bağışla. Bana kendi bilgeliğinden ver. Anlayışımı arttır. Bana esenlik ver. Ve bana her durumda sevinmek için ya Rab bir sebep ver. Gerçek sebebin sensin, bunu da biliyorum. Ve o sebeple bugün coşmak, dolmak, kutsal ruhundan almak ve onun öğretmenliğinde yürümek istiyorum. Bugünümü bereketle, ailemi bereketle, arkadaşlarımı bereketle, kardeşlerimi bereketle, haftamı bereketle, iş yerindeki insanlarla olan ilişkilerimi bereketle. Seni hayatıma çağırıyorum. Komşularla olan ilişkilerimi bereketle. Senin adına izzet getirebilecek olan her ne varsa hayatımda iyi olan o arıtılsın ve ortaya çıksın. Bunun dışında kötü olan, senden olmayan ve benim yanlış bildiğim her ne varsa senin ışığında aydınlansın. Sen de sevinç bulayım diye ya Rab geldin ve bana müjde getirdin. Bunun için sana, müjden için, harika çağırmanın için, sevgin için ve anlayışın için sonsuz şükranlarımı sunarım. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin.